Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ostim OSB ve Setbir Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde sanayi sektörünün görünümü, sektörün beklenti ve taleplerini değerlendirdi. Sanayide stratejik sektörlerin kümelenme anlayışında geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bunların yanında yerel kapasite ve üretimin artırılması için gereken konular da ele alındı. Setbir Yönetim Kurulu üyeleri ise tarım sektörünün geleceğine yönelik politikalar üzerinde durdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, dış ticaret açığının 2022'ye göre %3.2 oranında gerilediğini, ihracatımızın kilogram birim değerinin %8.8'lik yükselişle 1.6 dolara çıktığını ifade etti. Öte yandan 2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesiyle ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üstlerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek, dedi. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde büyük bir ekonomik dönüşüme gidiliyor. Ekonomik dönüşüm adımı niteliğinde olan Sinanpaşa OSB'nin kurulumu için çalışmalara başlanıldı. Sinanpaşa Belediye Başkanı, OSB için gerekli olan altyapı projelerinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Enerji kullanım izninin OEDAŞ tarafından verildiğini, elektrik altyapısının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Hayata geçirilecek olan Yeşil OSB ile bölgede yeni iş imkanları da doğmuş olacak. Savunma ve havacılık sanayisi yeni bir rekora imza attı. Sektör, geçen yıl ihracatını bir önceki yıla göre yaklaşık %27 oranında artırdı. 2023 yılında 5,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalayan sektör, bu yıl ikinci rekorunu da kırdı. İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, geçen yıl Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attığını duyurdu. Bayraktar Akıncı ise Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi ve yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaşmış oldu. Aselsan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'yı tasarım ve lojistik üssü yapmaya hazırlanıyor. Aselsan Malatya'nın kurulması Malatya'ya önemli bir yatırım sağlayacak. Aselsan Genel Müdürü, kurulacak üssün ana faaliyet alanının üretim, tasarım ve lojistik olacağını aktardı. Projenin birinci fazının hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmalarına başlanıldı. Kapalı fabrika alanı olarak OSB içerisinde 5000 metrekarelik bir kısmında tahsisi sağlandı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.